Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi, bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in Değerli dinleyicilerim, bu programımızda İlmin çeşitleri nelerdir? Birincisi herkese lazım olan farz-ı ayn ilimler nelerdir? İkincisi farz-ı kifaye olan ilimler nelerdir? Bunlar üzerinde durmak istiyorum. Birincisi herkese gerekli ve farz-ı ayn olan ilimler şunlardır. İlim tahsil etmek her Müslümana farzdır hadisiyle ilim çinde de olsa onu arayın emri bu ilme işarettir. Alimler bu ilmin hangisi olduğunda ihtilaf etmişler ve onlardan her bir grup onu kendi meşgul oldukları ilim olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu sebeple kelamcılar onun kelam ilmi olduğunu, çünkü allah Teala'nın varlık ve birliğinin, onun zat ve sıfatlarının bu ilimle bilindiğini iddia etmişlerdir. Fıkıhçılar onun fıkıh ilmi olduğunu, çünkü ibadetlerin, helal ve haramların, doğru olan ve olmayan muamelelerin bu ilimle bilindiğini söylemişlerdir. Tefsirciler ve hadisçiler onun kitap yani Kur'an ve sünnet peygamberimizin sözlerini, fiillerini, takrirlerini ve tefsirleri ilmi olduğunu çünkü bu ilmin diğer tüm dini ilimlerin aslı ve kaynağı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sufiler onun tasavvuf ilmi olduğunu, çünkü kulun Allahu Teala yanındaki durum ve derecesini bilmesinin ihlas kazanmasının nefsin afetlerinden kurtulmasının, melek ve şeytanların kalbine yaptıkları tehlikeleri birbirinden ayırmasının bu ilimle mümkün olduğunu iddia etmişlerdir. Değerli dinleyicilerim, Ebu Talip el-Mekki'de farz aynı olan ilim, İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Bunlar, Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir hadisiyle bildirilen hususları bilmektir bu sebeple bunların vücub yani vacip olma şartlarını ve eda yani yerine getirme şekillerini herkesin bilmesi gerekir demiştir. Bu ihtilafların yanında kesin olan şudur ki değerli dinleyicilerim, kulluğun esasları üç şeydir. Bunlar itikat, fiil ve terklerden oluşurlar. Bir insan yaş, ihtilam veya kanama yoluyla bulu ve mükellefiyet yaşına geldiği anda ona ilk vacip olan şey kelime-i söylemek ve onun manasını öğrenmektir. Ancak bunun delillerini incelemesi niçin ve nedenli enine boyuna araştırması gerekli değildir. Özet olarak Allahu Teala'dan başka ilah bulunmadığını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun peygamberi olduğunu bilmesi ve şüphe etmeden bunlara inanması yeterlidir. Bu inancı başkalarından duymak ve onları taklit etmek suretiyle benimsemesi de caizdir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cahil bedevilerin hiçbir delil öğrenmeksizin kelime-i şehadeti getirmeleriyle yetinmiştir. Ancak kişinin bu kelimenin manasıyla ilgili şüphe ve tereddüdü varsa o takdirde bunları giderici delilleri öğrenmesi de farz-ı ayin olur. Açık ve kısa olan manasını öğrenip kelime-i şehadeti söyledikten sonra bu kimsenin günde beş vakit farz olan namazları ve bu namazların farz, vâcib ve rükünlerin öğrenmesi lazımdır. Bu bilgi de farz-ı ayındır. Ramazan ayına ulaştığında bu ayda tutulması farz olan orucun hükümlerini öğrenmesi gerekir. Bu hükümler oruca niyetle başlanması, şafaktan akşama kadar yemek, içmek ve cinsel ilişkiden kesilmesi gibi hususlardan ibarettir. Malı varsa üzerinden bir sene geçtikten sonra ona düşen zekat miktarını ve bunu nasıl ve kimlere vereceğini öğrenmesi lazımdır. Malı deve ise deve zekatını, para ise para zekatını öğrenmekle mükelleftir. Değerli dinleyicilerim, hac mevsimi gelince onu eda etmeye karar verdiği takdirde haccın rükünlerin öğrenmesi de farz ayındır. Ancak hac gecikme ile de eda edilebilen bir ibadettir. Bu sebeple kişi ölmeden evvel herhangi bir senede onu eda ederse sorumluluktan kurtulur. Fakat elbette ki diğer farzlarda olduğu gibi bu farzda da acele etmek evladır. Çünkü ecel gizli ve ölüm pusuladır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ibadetlerin eftal olanı ilk vaktinde eda edilendir. Ancak hac için acele etmek Şafii mezhebine göre evla ise de Hanefi mezhebine göre vaciptir. Terklere gelince bunun ilmi şahıslara göre değişir. Bundan dolayıdır ki dilsiz olan bir kimseye gıybet ve yalanın haram olduğunu bilmek farz değildir kör olan bir kimseye de na mahreme bakmanın hükmünü öğrenmek gerekmez. Bu konuda herkesin karşılaştığı ve yapabildiği haramları bilmesi farzdır. Mükellefin öğrenip bilmesi gereken bu hususları ona öğretmek de farzdır. Bu da bilenlerin görevidir. Kısacası farz ayın olan ilim, iman edilmesi gereken hususları, imanın altı rüknü gibi yapılması veya terk edilmesi farz olan fiil ve işleri bilmekten ibarettir. İnsanlar genellikle riya, kıskançlık, kibir gibi haller ve gıybet gibi işlerle iç içe oldukları için helak edici bu işlerin mahiyetini ve haram olduklarını öğrenmek de farz ayındır. Dimağın demirbaşı olan bu ilimlerin dışında kalan diğer dini ilimleri öğrenmek ise sünnet ve fazilettir. Ancak bu türlü ilimleri bilmeyi gerektiren hadislerle karşılaştıkça onları sorup öğrenmek de vacib haline gelir. Alimlerin de bu konularda uyarıda bulunmaları ve isteyenleri bilgilendirmeleri onlar için vaciptir. Evet değerli dinleyicilerim, ikinci olarak farz-ı kifaye olan ilimler nelerdir? Herkese değil, meslek ve konumları sebebiyle bazı kimselere farz olan bu ilimler iki kısımdır. Birincisi şer'i ilimler, ikincisi ise sosyal ilimler ve sanatlardır. Şer'i ilimler peygamberlerden öğrenilirler. Bunlar akıl, tecrübe ve duyularla elde edilemezler. Sosyal ilimler ve sanatlar ise bu yollarla kazanılırlar. Dünya işleri için gerekli olan bu ilim ve sanatların, tıp, mimarlık, matematik, dokumacılık, ziraat ilmi gibi basit şekilleri farzı ayın iken, ileri dereceleri farzı kifayet edirler. Bu sebeple bir toplumda, hiç kimse bu ilim ve sanatları ihtisas derecesine bilmez ve onları icra etmezlerse, o toplumdaki herkes ciddi bir şekilde zarar görür. Halbuki Allahu Teala kendinizi öldürmeyin, kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın. Allah size yeryüzünü imar etme görevini verdi buyurmuş. Yani bu ayetler Nisa suresi Bakara Hud suresinde geçiyor. Bir şey yaptığınız zaman Allahu Teala onu tam ve mükemmel olarak yapmanızdan hoşlanır demiştir Efendimiz. Farz ayin ilimler mutlaka şahsın bilmesi gereken İlimler olduğu gibi farz-ı kifaye ilimlerden toplulukta birileri o ilmi öğrenirse, uygularsa ileri seviyede bütün toplumun üzerinden düşer. Bir şey tam ve mükemmel olarak yapmak ise onun ilmini bilmek ve uygulamakla mümkün olur. Bu gibi nas ve emirlerin gereği olarak ilim ve sanatları toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda kimselerin öğrenmesi ve onları icra etmesi farzdır. Bunlar bunu yaparlarsa sorumluluk ortadan kalkar fakat bu yapılmadığı takdirde toplumdaki herkes günah altına girmiş olur. Farz-ı kifayenin de manası budur. Şer'i ilimler ise Kur'an, sünnet, icma ve ashabın sözleridir. Alimlerin bir konuda görüş birliği etmesi demek olan icmanın kaynağı Kur'an ve sünnettir. Onun ilim ve delil olması da bu yüzdendir. Asab-ı Kiram'ın sözlerinin ilim sayılması ise şunlardandır. Allah Resulü'nün din ve dava arkadaşları olan bu insanlar vahyin inişine şahit olmuşlar ve Allah Resulü'nün onunla ilgili tefsir, yorum ve tatbikatını bizzat görmüşlerdir. Bu durum onlara daha sonrakilerin bilemeyeceği bazı incelikleri bilme imkanını kazandırmıştır. Bu sebeple alimler dini konularda onlara uymayı ve sözlerine tabi olmayı dinden saymışlardır. Değerli dinleyicilerim, şer'i ilimler, ibadet ve muameleleri yani iş ilişkilerini tanzim edenlerle ahlak ve nefisleri ıslah edenler olmak üzere iki kısımdır. Bu ilimler maksat ve gaye durumundadırlar. Bunların yanında nahiv, lügat gibi alet durumundaki ilimler de vardır. Bu alet ilimler maksat ve gaye olan ilimlerin anlaşılmasını sağlayan vasıtalardır. Çünkü Kur'an ve sünnet Arapça metinlerdir. Bu Arapça metinlerdeki doğru manaları anlamak ancak Arapça dilini ve onu ve onun lügat, gramer ve edebiyatını bilmekle mümkündür. Bir şeyin gerçekleşmesi başka bir şeye bağlıysa bu ikinci şey de birinci şeyin hükmünü alır. Alet ilimlerinin şer'i ilimlerinden sayılması da bu yüzdendir. Değerli dinleyicilerim, şer'i ilimler diğer bir taksimle zahir ilmi ve batın ilmi diye iki ayrılırlar. Fıkıh'ta denilen zahir ilmi görünürde fiil ve hareketlere yöneliktir. Örneğin namazın farz ve şartları, hacın rükünleri, nikah ve talakı gerçekleştiren sözler, ticaret ve akitlerdeki işlemler bu ilmin konularıdır. Bu ilim ibadet ve muamelelerin hangi hallerde sahih ve geçerli, hangi hallerde de batıl ve geçersiz olduğunu tayin eder. Bütün bâtın ilmi ise bu fiil ve amellerin icrası sırasında ve her zaman kalpte bulunması gereken ihlas, samimiyet, iyi niyet, huşu, Allah rızasını tahsil isteği, ayret özlemi, sabır, şükür, züh, takva ve güzel ahlak gibi gözle görülmeyen konular içerir. Bu iki ilmin de kaynağı yukarıda işaret edilen Kur'an sünnet, icma, asap sözleri ve bunlardan çıkarılan şeri hükümler ve doğru manalardır. Bu itibarla bu iki ilim yüz ve aslar gibi veya ruhla beden gibi birbirini tamamlayan ve birbirisiz eksik kalan unsurlardır. Değerli dinleyicilerim, en keskin silah ilimdir. Bu sebeple dinimiz ilme, okumaya ve öğrenmeye büyük değer vermiş, ilim tahsilini her Müslümana farz kılmıştır. O kadar ki insanlığa doğru yolu ve gerçek saadeti göstermek üzere indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in İlk emri oku olmuştur. Bütün insanlara bir tarağın dişleri gibi eşit sayan İslamiyet, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah işinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir. Kulları içinde Allah'tan gerektiği şekilde ilim sahipleri korkar. Gibi ayeti kerimeler ilim sahiplerini diğer insanlardan ayırıp yükseltmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre her türlü kötülüğün, batıl inanç ve sapık düşüncelerin hatta şirkin ve küfrün gerçek sebebi cehalettir. En büyük düşmanımız cehalettir. İlim küfrü ortadan kaldıran, sapıklığı yok eden ve karanlığı yırtan hakikat yolunu aydınlatan bir ışıktır, bir nurdur. Hak batıldan, hayır şerden, iyi kötüden, doğru eğriden, güzel çirkinden ancak ilimle seçilir. İlim serveti mal servetinden üstündür. Mal sarf etmekle azalır, ilimse sarf ettikçe çoğalır. Yemek ve içmekten kesilen hasta gibi İlim ve hikmetten mahrum olan ruh da manen ölüme mahkumdur. Vücudun gıdası yemek, içmek, ruhun gıdası ilim ve hikmettir. Değerli dinleyicilerim, alimler diriye, cahiller ölüye benzerler. Gerekli ilmi öğrenmek farz, öğretmek ise en büyük sadakadır. Bu sebepledir ki dinimiz ilimle uğraşmayı nafile ibadetlerin üstü saymış ve ilim rütbesini rütbelerin en yükseği kabul etmiştir. İlmin ve ilim öğrenmenin kıymeti hakkında. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ilim ve hikmet müminin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa alır. Ayrıca ilim öğrenmek için bir saat çalışmak, bana gece sabaha kadar ibadet etmekten daha hoştur. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde ilmin fazileti, ibadetin faziletinden üstündür. Az ilim, ilimsiz çok ibadetten hayırlıdır. Kişinin ilimden bir mesele öğrenmesi, bence bin rekat nafile namaz kılmasından daha güzeldir. İlim tahsili sırasında ölen kişi şehittir. Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahireti isteyen ilme sarılsın. Evet değerli dinleyicilerim, bu hadis-i şerifler açıkça ifade ediyor ki Müslümanlıkla bilgisizlik birbirine tamamen zıttır. Cehalet ve tembelliğin dinimizde asla yeri yoktur. Her Müslümanın evinde bir kitaplığı bulunmalıdır. Bu kitaplık dinimizi ve dünyamızı anlatan faydalı kitaplarla dolu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in yanında onu açıklayan hadis kitapları ve tefsirler, Allah Resulü'nün hayatını anlatan kitaplar, fıkıh kitapları, ilmal kitapları, ahlak kitapları bulunmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah kime hayır dilerse onu din ilminde derinleştirir, iki kişiye haset derecesinde gıpta edilir, biri Allah'ın verdiği malı hak yolunda sarf eden zengin, diğeri de Allah'ın verdiği ilmi insanlara öğreten ve aralarında ilmi hüküm veren alim. Alimler peygamberlerin varisleridir, Alimler halk arasında Allah'ın güvendir kullarıdır. Değerli dinleyicilerim, çocuklarımıza, büyüklerine ve hocalarına saygılı olmayı öğretelim. Değerli dinleyicilerim, çocuklarımıza, yavrularımıza, dinimizi güzel bir şekilde öğretelim. Onlara yardımcı olalım. Başta kendimiz anne babalar olarak bizler farz-ı kifaye, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye ilimlerini öğrenelim farz-ı ayin ilimler mutlaka kendimizin öğrenmesi gereken, her bir Müslümanın mutlaka fert olarak bilmesi gereken ilimlerdir. Farz-ı kifaye ilimler, toplumda belirli insanların yapmasıyla diğer insanların üzerine düşen ilimlerdir, fiillerdir. Bunlara hassasiyet göstermeliyiz. Eğer fertler olarak Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada bilirsek, hayatımızı hayat yaparsak Kur'an'ı ve sünneti, ailelerimizle mutluluk yaşayacağız, Fertler mutlu yaşayacak, aileler mutlu yaşayacak, insanlık inşallah mutluluğu elde etmiş olacak. Yeter ki Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek yaşayalım, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini hayatımıza hayat yapalım. Rabbim rızasına uygun hareket etmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, insanlığa nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.